Bundan sonra okuyacağın her satır kendi değerlendirme kapasitenle sınırlı olsa da sen okyanustan testini daha çok doldurmak için varıp gurur dağındaki kibir bayrağını indiresin. Çünkü ne senin testin ne de benim testim ol kurban olduğumun okyanusunun suyunu azaltamaz. Aksine her aşk ehli seher vaktinde ağladıkça gül kokulu yağmurlar yağmaya devam eder. İşte o zaman sükût vaktine ruhunla senin arandaki mesafe kadar bir dokunuş kalmıştır. Hangi düşüncen, hangi planın onun kaderi karşısında kanat çırpabilir ki? Sen eşine, dostuna, belki de kendi gözüne sırlar için perdeler çekmeye devam etsen de hangi perden onun görmesini engelleyebilir ki? Gel, gel de şu kamet sahrasında fenerimizi inkar rüzgarı söndürmeden alnımızı toprağın öpmesine izin verelim. Yahu görsene, toprak alnını her öptükçe nefis zehri biraz daha tesirini kaybetmekte. Şimdi hafif hafif gidiyoruz. İleride kervanımız dört nala hızlanınca sakın bu yollarda göreceğin süslü püslü sarayların büyüsüne kapılıp da beni burada bırakın, göreceğimi gördüm demeyesin. Çünkü gerçek güzellik senin 3-5 hücreden ve kandan oluşmuş gözlerinle idrak edemeyeceğin kadar büyük ve ihtişamlı. Ama nasip heyben darsa, zaten doğduğun sabah geçmiş durağından ben sana el sallamışımdır. Teselli ancak korkakların cesurlara sunup geri çekildikleri bir sofradır. Bize korkudan gözü kaymışların bakışları yakışmaz. Çünkü biz cesaret mızrağını çoktan zifiri karanlıklardan gelenlere çekmişiz. O halde okumaktan bıkmadıysan ben de yazmaktan bıkmam. Çünkü benim parmaklarıma hükmeden güç senin de gözlerine hükmediyor. Yol arkadaşım, azık arkadaşım, aşka gel ki sırrı bulasın. Bir de maksadı irfan, sükutu zaman içindedirler. Çok konuşmaz, çok gülmez, çok yemezler. Bir şekil alır hane-i kalpleri, kurtuluş içindir, felah içindir adımları. Biz de dilimiz dönerken, dizimiz tutarken, beynimizde kan denilen kırmızı madde dolaşırken seni o vadilere götürmek istedik. İsteğin var mıdır diye sormadık sana. Sadece seviyorsan gel dedik. Sen de kundak halindeyken ayaklarının farkına vardın da yürümek daha güzelmiş deyu gülüp eğlenmeye başladın. Efkarın dağılıp gitmişti. Seni ninnilerle kandıranlardan çok uzaklaştın. Hatta içinden daha kötü söz bilmeyen dilinle onlara diş sıktın, dil ısırdın ve aklından çok kötü şeyler geçirdin. Ama nafile bu kızışın ve gönül koyuşun. Çünkü sen kendi isteğinle yatmıştın dünya kundağına ve hiç aklından bile geçirmiyordun bu ayaksız, bedensiz, nefissiz yürüyüşü. Evet sevgili dostlar, uzun seneler içerisinde ruh ilhamıyla yazdığım Sima-ül Gayb kitabımı sizlere kendi sesimden paylaşmak istedim. Elbette hata ettiysek, sürçülisan ettiysek affola derler. Biz de aynı şekilde söylüyoruz. Sima-ül Gayb hiçbir eserden kopya alınmış veya ilham alınmış bir kitap değildir. Tamamen kendi ruh ilhamlarımla yazdığım tasavvuf bir eserdir. Eserin içerisinde teşbihler yapılmıştır. İşte köle gibi, saray gibi, kervancı maksut gibi, haramilerin başı gibi ve periler mağarası gibi benzetmeler yapılarak biraz daha kişilerin derin düşünmesi istenmiştir. Cenab-ı Allah hepimizi her türlü şerden, beladan, kazadan, yangından, depremden, insan şerrinden, şeytan şerrinden muhafaza eylesin. Okuyan, dinleyen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sima-ül Gayb eserini ücretsiz şekilde YouTube'da ve Google e-kitaplarda bulabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla, sevgilerimle, Gökhan Işık'la.